Toparlan biraz. Alem mi yaptın? Saç baş dağılmış. Şey, sabahçıyım da bugün. Sonra mı geleyim? Nasıl geçti yılbaşı? Ah, çok eğlendik. Senin? Sizin? Eşya yaptı ha abi. Salla Sefa. Hazır güzel güzel. Yusuf, biz de isteriz bir işe yaradığımızı görmek. Ama istediğin şey olmaz. Adamlarını kullanacağız. Sana da bu işten pay vereceğiz. Bunlar mı olmaz? Bu ezel Ramiz'in has adam. Böyle arkadan bu iş bize yakışmaz. Tersi ne olur Necip abi? Şöyle söyleyeyim. Aramızda bir sürtüşme olur. Bu sefer büyük. Değer mi bu ezele ha? Aslında ben de haz etmedim bu çocuktan. Burnundan kıl aldırmıyor. Ama bize yakışmaz. Haklısın Necip abi. Zamanını aldık. Ben senin adını çok duydum. Sen böyle bir iş yapmazsın biliyorum. Ama ben önerdim Yusuf Bey'e. Ezel ikimizi de yoracak ama. Hadi bakalım. Ha. Orada bir adam daha var. Ali. Var. Bak o nasıl? Daha derli toplu biri sanki. Hakkın var. Keşke o tarafta ezel yerine Ali yürütse işleri. O daha bizden görünüyor. Hakkı var çocuğu. Ezelle iş yapmak sizi de zorlayacak, bizi de. En azından o tarafta sizin Ali gibi bir sözcüğünüz olsa.
Belki bir orta yol da bulunur. Ha? Ramiz'le bir konuşurum bakalım. Siz Necip Güz'sünüz. Benim bildiğim kime öne çık derseniz o öne çıkar. Ama dayı geldiğinden beri durumlar değiştiyse onu bilemem tabii. Ne alt ediyorsun sen şimdi ha? Al Ali'yi vur Ezel'e. Bana ne? Aynen dediğin gibi. Madem Ezel'i hemen indirmiyorlar, bir vuralım Ali'yi Ezel'e. Bakalım ne ses çıkacak. Burada şey var, birkaç eksik var. Ben ne yapayım onları, kime söyleyeyim? Neyi? Bardaki eksikleri. Ben sana bir kahvaltı hazırlayayım hemen arkada. Berk yok, değil. Peki. Nasıl seversin yumurtanı? Kayısı. Ben de. Tost ister misin? Olur. Biraz ketçap koyar mısın içine? Tamam. Yok tamam, koyma. Yok canım, koyarım. Sen yiyeceksin sonuçta. Ben de tatlıyla ekmek yerim. Mesela kadayıfla ekmek yerim. Süper oluyor. Ben de küçükken gazozlu ayranı karıştırırdım. Pilavla da ekmek yerim. E sen de her şeyle ekmek yiyorsun. E nasıl böyle kaldın? Zayıf, ince hani. Zayıf değilim ki. Sütün içine her şeyi atarım. Mesela bisküvi, mandalina. Pizza ile çikolata. Çiğ sucuk. Yuh. Bütün limon, bir seferde. Limonda bir şey yok. Çocukken ben de yiyordum onu. Kahvaltı yapacağım. İster misiniz siz de? Yolda yeriz, yürü. Dur ya, yapalım kahvaltıyı gideriz. Yok, Necip'le buluşacağız. Dayının talimatı. Sen mi taşıyorsun artık dayının talimatlarını? Nerede şimdi? Evde yok, birkaç eşya almış. Bulurum bugün. Bulmak mesele değil, ben herkesi bulurum. Ramiz dışında. Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun Temmuz. Niye gösterdin kendini Eşan'a? Hata oldu. Bu hatalardan çok sık olmaya başladı değil mi? Çıkın dışarı. Eşan'ın seni öğrendiğine kızıyorsun değil mi? Niye umrunda Kenan? Eşan'ın ne düşündüğü niye umrunda? Çık dışarı Cengiz. O benim karım. Kenan. Benim karım. Seni seviyorum Selma. Sen olmayacağım. Ama seni hiç unutmayacağım. Koklaşmanız bittiyse geç. İkimiz de koklayacaklar yoksa hapiste.
Şimdi mi aklına geldi lan benim ne istediğim? Aldın kızı gittin. Sordun mu bana? Her şey seninle alakalı değil tamam. Senden başkaları da var bu dünyada. Bir dön bak etrafına ya. Bir dön. Aranızı mı gireceğim? Ne yaptın? Allah belanı versin Namiz! Allah kahretsin sizi! Namiz! Ne yaptınız? Dayı, bak bu dediğim iş. Gelmiş zamanı. Çok büyük iş dayı. Bak dinle bir. Dayı. Silah işi dayı. Sansar yapıyor yıllardır. Karışanı yaşatmıyor. Ama sen yaparsın dayı. Sen büyüksün dayı. Dayı. Dinliyor musun dayı? Lan ne lan dayı? Büyükmüşüm. Ben de insanım lan! Bir rahat bırakın beni, ben de insanım! Namiş! Ne var? Söylesene ne oldu? Lan dilimi yuttun, konuşsana! Gidiyorum ben. Bırakıyorum. Bitti. Nasıl gidiyormuş? Nereye gidiyormuş? Ne bileyim ben anlamadım. Duydu mu yoksa bizi? Bir şey desene çocuk, ne oldu? Sen. Ulan ben de. Senin başının altından çıktı değil mi? Gelmeyecek. Defol git yeter. Ben çağırdım. Lan niye? Çünkü... Sıkıldım. Gazinoyu yıktım, başıma gittin. Çalış çalış, bana göre değil. O kadar. Duydunuz Ramiz Bey. İstemiyor siz. Kardeşim götürüyorum buradan. Nereye götürürsen götür. Değiştiremezsin.
Çocuk artık benim de kardeşim. Kenan, böyle gitmek olmaz. Neler yaptım lan ben senin için? Bir şey de! Dememek için gidiyorum ya. Yapma. Belki de budur doğrusu. Bu işin sonu fena Ramiz. Vermiş işte kararını. Daha kötü olmadan bırak gitsin. Aşıkmış Selma'ya. Seviyorum dedi. Ama abi dedim ben ona. Abi dedim ben ona ya. Abi dedim ben ona. Abi dedim ben ya. Perişan mı? Olmaması gerek. Düşünürsem dağılırım. Düşünmeyeyim diyorum. Hak ettiler diyorum. Ne yapıyordur sence? Kapanmıştır bir yere. Kendi babasını öldürdü. Gitmeyeceğim peşinden değil mi? Gidemem, gitmemem lazım. Perişan'la babası. Hikayeye bak. Neler yaptılar sana? Ama şimdi bak, kız kendi babasını öldürdü. Hayatımı mahvetti. Annem, babam, kardeşimi öldürdü herif. E biz de attık bir çukura. Aldı göcümüzü de bir şey değişti mi? Değişmesi gerekiyor. E değişiyor. Küçük küçük değişiyor bir şeyler. Mesela ne bir şey? Ne bileyim ya, yani canım farklı şeyler yapmak istiyor. Sabahları kalkınca tembellik yapmak istiyorum. Yaşamayı hatırlıyorum Ali abi. Hak etmedin mi? Ana. Ne anası? Emanete durumları lan. Saçma saçma konuşma ya. Tabii lan. Yaşamayı hatırlıyormuş. Entel kokuşları anlatsın o yaşamayı hatırlıyorumları filan. Bana dersen anlayacağım. Manita durumları lan. Kimdir? Geç öbür konuya geç. Dükkandan biri mi? Kim? Azatlar nasıl senin? Fena. Hiç girmeyelim o meseleye. Ha, bağır mı? Baba girmeyelim o meseleye. Bir şey diyeyim mi Ali abi? Yok. Azat'ı kaçırma. Dükkandaki kız. Buldum. Nasıl gevrek gevrek gülüyordun girdiğimde. Öyle mi? Öyle tabii. Azat da dedi. Azat ne dedi? Anne miydi, Buse miydi, neydi? Bade lan. Nasıl atladı bak. Adını söylüyorum lan, ne atlaması? Bir şey diyeyim mi? Yok. Geldik. Ortak, bir küçük yardım isteyecektim. Antrenman. Maksat birbirimize alışalım. Kısa kes. Eyşan'ı bulmam lazım. İçimden bir ses Kenan onu benden daha önce bulacak diyor. Burada başıma 50 tane iş yıktı benim. Hani diyorum sen Kenan'a bir küçük göz kulak olsan, Eyşan'ı bulsan böylece. Yapar mısın? Alo. Alo Temmuz. Ah.
Anlat bu Ali ile Ezel olayını. Öyle bir anlat ki ikna olayım. Senden bıkmayayım. Bizim bu işte büyük bir avantajımız var. Neymiş? Ben tanıyorum onları. Ezel'e de Ali'ye de vurdukça kalkacaklar. Vurdukça kalkacaklar. Yeterince vurursak kalkamazlar. Yeterince vurursak. Millet ayaklanacak. Bilmem farkında mısın? Pek sevilen bir ikili değilsiniz Kenan'la sen. O da bir yol. Ama bir de benim yolum var. Ezel'le Ali'yi bozacak tek bir şey var. Ezel'le Ali. Açıkla. Ali hayatı boyunca hep ikinci adam oldu. Şimdi karşısında fırsatı görünce hiç tereddüt etmez, hemen atlar. Ezel işleri kendi yöntemiyle yapar. Ama Ali o işlere karışırsa o gemi batar. İyi arkadaş değil mi bunlar? Yusuf abi, en iyi arkadaştan en büyük düşman çıkar. İnan bana. İster misin böyle bir şey? Bizim gözümüz fazlasında abi. Şu anlaşmayı bir kotaralım da herkese benden bir cip. Ramiz, senin oğlanlar zehir gibi. Emsaller sağlam ondan abi. Dayı, eksikleri kapamamız lazım. Eğirden işi alacağız da Kenansız nasıl yapacağız? Yukarıyla bağlantıyı nasıl sağlayacağız? Zor. Adam orada herkes de sıkı fıkı. Zamanında bizim gibi. Bir dakika, bir yanlış anlaşılma olmasın. Bizim derdimiz Kenan'la Eğir'in bu işi almasını engellemek mi? Yoksa işi kendimiz yapmamız mı? Farkı ne? Farkı, Eğir'in altına uyacaksak Ted'i kaçırmak kâfi. Ted'i kaçırmak için de bir hafta daha direnelim, tamamdır. Anladım. Eğir kaybedecek de kim kazanacak o işten? Ezel, şuna ne dersin? Sonra konuşuruz abi. Burada plan belli. Bir dur evlat, arkadaş konuşsun. Söyle. Eğir'i zorlayalım. Ama onu dışarıda bırakmaya değil de... Bizle iş yapmaya zorlayalım. Yok daha neler. Niye kardeş? Öyle de gücünü alacağız. Biz de para kazanacağız. Dediğin o değil mi Ali? Kuvvetleneceğiz. Ne kötülük var bunda ya. Çocuk haklı. Sevdim. Dayı. Yani... Ali'nin dediğini bir düşünelim yani. Ha? Birlikte olursak hep beraber kazanırız. Kenan'la iş mi yapacağım? Yani ben hep iki adım sonrasını düşünürüm değil mi? Hep sana öğrettiğim gibi değil mi? Ezel, herkesin işine geliyor. Bana başka bir şey daha öğrettin dayı. Başladığın işi bitireceksin. Konuştuğumuz gibi, dümdüz. İzninizle. Ali, Ali koş şunun peşinden, koş, ikna et, hadi, hadi. Ejan kapatma lütfen. Bir yerde buluşup konuşmamız lazım. Birçok hata yapıldı. Benim tarafımda da. Thank you.
ipiyle de ne kadar kuyuya inilir bilemiyorum. Yusuf Bey bana sordu, ben de sizin fikrinizi alalım dedim. Bu ikilik meselesi diyelim işe yaradı. Sonra? Yine aynı şeyi isteyeceğiz. Verin bize Ezel'i. Kenan, sen beni dinliyor musun? Hayır, dinlemiyorum Yusuf. Bunlar senin sorunların. Cengiz'e güvenme, Necip'le savaş, Ezel'i ez. Kaya Bey, bir görüşebilir miyiz lütfen? Kenan, sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Gidiyorum. Birine bir şey söylemem lazım, onu söylemeye gidiyorum. Ben senden bir şey rica edeceğim. Yanına bir adam al ama kendin git lütfen. Tabii efendim. Nereye? Ezel. Ne oluyor sana? Sen mantığa sese değil misin oğlum? Niye dinlemiyorsun? Aynı şeyi istemiyoruz Ezel. Sen ne istiyorsun? Önce Eğir, sonra Kaya, sonra Kenan. Bu sırayla. Ben bunu istiyorum. Sence Necip'i bu saydıkların? Bizim bu ihtiyarlar heyetine ihtiyacımız yok mu? O zaman bari istemediğini belli etme. Kaç senedir yapıyorsun? Yine yap güzel kardeşim. Oyun oyna. Ramiz mi dedi vazgeçir onu diye? Benim laflarımın bir değeri yok mu Ezel? Benim fikirlerimin bir değeri yok mu? Ne diyeyim sana? Oyun mu oynayayım? Yok. Doğruyu söyle. Evet. Benim fikrimin benim için daha çok önemi var. Çünkü bu tür şeyleri daha doğru düşünüyorum ben. Doğrusu bu. Peki arkadaşlık nerede abi? Ali abin değil mi ya yine? O nerede abi? Bitsin istiyorum. Senin gözünün içinde ne görüyorum ben biliyor musun? Hırs görüyorum. Onlardaki gibi. O yolun yolcusu olmak isteyen bir adam görüyorum. Uyan Ezel, uyan. Ben o yolun doğuştan yolcusuyum zaten. Senin baban seni Kur'an'la tanıştırdığı gün, benim amcam beni 38'lik simit ve sonla tanıştırdı. Git başka yerde oyna o zaman onlara. Ulan! 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 Başlarım intikamına da, borcuma da, bilmem ne de. Sen ne bencil herifsin lan? Sen soktun beni buraya. Niye buradayım lan ben? Vurup kaçan sinekli barın abim ben. Bencil mi? Gerizekalı herif. Neler yaptın bana? Hala bok yoluna gitme diye kıçımı yırtıp duruyorum. Bu mu lan bencillik? Her şey senin intikamın değil. Herkes senin adamın değil. Biz de buradayız. Senin bizim için istediğinden başka şeyler istiyoruz. Ha, onlar gibi mi olmak istiyorsun? Eğir gibi mi olmak istiyorsun? Ya bırak. Ramiz gibi mi olmak istiyorsun? Evet istiyorum. Onun gibi olmak istiyorum lan. İstiyorum lan. Var mı diyeceksin? 80'inde hala sırtını duvara verip oturan adamlardan mı olacaksın? Ha? Sevdiklerini tehlikeye atan adamlardan mı olacaksın? Atmayayım diye kimseyi sevmeyen adamlardan mı olacaksın? Görmüyor muyum lan? Ezel. Senin yüzünden kıza bir şey olmasın diye kızın artık suratına bakmıyorsun lan. Ezel. Ne? Aferin arkadaşım. Çok güzel bok yedin. Siz... Ne yapıyordunuz burada? Ben mutfaktan eksik listesini almıştım da... pazara gidip onları alacaktım. Bitmedi daha. Giriyor musun benimle içeri? Gel ben bırakayım seni. O tarafa gidiyorum. Bak, çözersin belki. Hayırdır Ali abi? Kim ters yaptı? Uğraşıyoruz işte Allah'ın keçisiyle. Ne olacak?
Dayı ikna et dedi Ezel'i. He. Yani dayı ile Ezel ayrı düştü. Seni de... Kusura bakma Ali abi ama... Nah ikna edersin Ezel'i. Defol. Öyle biliyorum da söylüyorum. Dayı ile Ezel baba ile oğul gibiler. Onların arasına girmeye çalışırsan Ezel dellenir. Dayı desen zaten sakat. Ayıp oğlum sakat makat. Tövbe dinle sen beni. Dayı ile iş yapmak zordur. Ya başka çalışır onun kafası. Meseleyi de at geçsin senin önüne. Neresi? Ezel yemez oğlum. Tükürür. Ne yapacaksın sen şimdi? Ha? Çözdüm bitti. Bu. Evleneceğim bu köstebekle. Ali abi. Bir kere ihanet eden defo bir daha eder. Of. Sonra bir daha. Bir daha. Bir daha. Ya bak ya. Yine ne dedi Tekin yine bu teyfi. Ya sen nesini seviyorsun bu adamı? Dördünüzün temizliğinden şuraları. 50 kere mi söyleyeceğiz? Yürü git hadi. Bilmem ki. Ha, yani seviyorsun. Asıl soru onun ne hissetti? Valla bilmem. Peşinden ayrılmıyordu. Ama sonra dedi ki... Demin de şey dedi. Aslında o demedi, Ezel dedi de... Onu korumak için dedi. De benimle konuşmuyor. Bilmiyorum kafam karıştı. Ne güzel olur böyle tek tek düşseniz içeri. Yanlış anladınız Ali Bey. Ben buraya daha medeni bir sebeple geldim. Yerim medeniyetini. Ne istiyorsun? Belanı. Yine yanlış anladınız. Ben Azat Hanım'a bir mesaj iletmek için gelmiştim Ali Bey. Tamam Ali. Hala anlamadın mı? Kendi başımın çaresine bakarım ben. Kimsenin beni korumasına gerek yok. O mesaj size değil küçük hanım. Kenan Bey bu mesajı Selma Hanım'a ulaştırmanızı rica etti. Annemi mi? Şundan alabilir miyiz bir tane? Teşekkürler. Kendi alışverişini kendin yapıyorsun galiba. Yurtta kalıyorum. Başka yapacak kimse yok ki. Yazın pek okunmuyor. Yalnız bu ne şimdi? Peynir. Şundan bir küçük kalıp alabilir miyiz? Senin alışverişini kim yapıyor? Oo, evde bir şey yapmayalı çok oldu. Bekar hayat. Teşekkürler. Biz de bekarız ama yemeğimizi yapıyoruz yani. Ha iyi. Evde hani kendi yemeğinizi yapıyor olmanız yani. Sağlıklı bir şey. Değil mi? Bak. Evet. Dışarıda nerede yiyorsun? Hiç. Öyle neresi olursan. Var birkaç yerim. Ne güzel. Bazı akşamlar kaçamak yapıyorum. Herkes karanlık işler peşinde olduğumu zannediyor yine. Nefis pizza var. Orayı çok severim. Biliyorum orayı. Enfes bir yer orası. Değil mi? Sezar. Ya. Budur. Akşam yine çıkacağım ben. Benim için de ye bir Sezar. Tamam. Ben de bugün sabahçıyım. Ha doğru. Artık akşam kızlarla yerim. Şey. O zaman size de alışveriş yapalım ha. Tamam.
Tamam. Güzel hava. Hı? Meraktan delireceğim. Meraktan delireceğim. Beni ara. Ne olur beni ara. Bir şey söylemek ister misin? Ne hakkında? Of tamam ya, yok bir şey, yok. Hayrola, ne bu telaş ha? Kaya Bey var ya, Kenan'ın, bize uğradı. Ha, bir şey mi içmek istiyormuş ha? Hayır, bunu vermeye gelmiş. Evet. Sana değil baba. Kenan anneme yollamış. Görüşmek istiyormuş bu akşam. Yok ya, kızını öldürtmek istediği kadınla mı görüşecekmiş? Ben gideyim mi şu hayvanla bir görüşmeye? Hayır kızım, yok. Sen gitmeyeceksin. Çünkü annen gidecek. Ne? Yok daha neler. Sen istiyorsun diye mi görüşecekmiş? Yok. Kendisi istediği için görüşecek. Bu sefer anladım. Çünkü kızım, ben annenin gözündeki bu bakışı daha önce gördüm. Niye anne? Anlatsam da anlamazsın ki Azat. Baba, ya bir şey yaparsa anneme? Kenan, annene hiçbir şey yapamaz kızım. Bunu çok iyi biliyorum. Olsun, sen yine de izin verme. Onu da çok iyi biliyorum kızım. Onu da çok iyi biliyorum. Çünkü senin annen, Selma Hünel, hiçbir kabadayıya pabuç bırakmaz. Sonunda ne isterse onu yapar. Senin annen kızım, Selma Öner ya. At artık o resmi. Yok. Ramiz'i duydum söylerken. Selma seviyorum demedi ki. Belki beni seviyor. Olamaz mı? Sor. Sor bakalım seni mi seviyor onu mu? Niye sormuyorsun? Ya onu derse?
Yürü git! Defol! Kaptanla konuştum dayı. Dayıya bir can borcum var. Emrindeyim dedi. Yabancılar da senden haber bekliyorlar. İyi. Git söyle. Ramiz Kara eski silah işine giriyor. Ramiz. Ne oldu? Konuşmamız gerek. Ararsın sandım. Sen benden de mi vazgeçtin Kenan? Ramiz nasıl? Ramiz. Sen yokken başka. Sen hiç olmamışsın sanki. Bambaşka bir adam oldu. İşe verdi kendini. Kimseyi gördüğü yok. Toptancılar belli günde geliyorlar ama maalesef kayıtları bende yok. Bir de Kenan Bey'e sorsak. Hallederim ben. Gerek yok. Sana kardeş. Sana gerek yok. Kovuldun. Aranız nasıl? Sen gittiğinden beri kimseyle konuşmuyor ki. Neşeli görünüyor ama birden parlıyor. Kafam karışıyor. Aklında ne var? Ne yapıyor, ne düşünüyor bilmiyorum artık. Sen iyi edersin onu. Sen de gitmedin ya. Bana demediğin bir şey var mı Kenan? Tek sıkıldın diye mi gittin? Ramiz'e demem. Bana söyle. Sevgilin değil miydim ben senin? Konuş benle. Tek iyi ol istiyorum sen. Konuşalım. Ben de bir şeyler derim. Der misin? Derim tabii. Ramiz'e anlatırım. Unutuyordum. Şapşal Selma. O silah işine giriyor. Biliyor musun? Sen yapamazsın diyordu. Kaba kuvvetli olmaz diyordu. Polis de şart koşmuştu silah yok diye. Başına bir iş açacak diye öyle korkuyorum ki. Benim gitmem lazım. Ama Ramiz. Ali. Söyle dayı. Kızıma bir şey olursa senden bilirim ona göre ha. Ben ne yaptım ya ben şimdi? Dediğimi duydun değil mi ha? Duydum. Bu ne? Sen yazmışsın Marul.
Ben yazmadım. Ayrıca o marul. O ne öyle be? Nazı selamı gibi. Marul. Beyefendi, mendille bakayım bir. E sen hakaretler de. Derim. Hakaretler mi diyeceksin? Hakaretler tabii. O Yunanistan'da be. Beyefendi. Kasma, rahat rahat. Geniş geniş söyle. Geniş geniş. Ne gülüyorsun ya? Bade. Benim ismim Bade bir kere. Pardon. Çok pardon. Akşam diyorum. Al. Sana geleyim istiyorsun. Şimdi geleyim istiyorsun. Geliyorum. Akşam ne? Hiç. Unuttum. Önemli değilmiş demek ki. Babam içeride. Sen de her şey yolunda mı? Bomba gibiyim. Hadi canım. Bir dinlesene sen. Ali ile gireceğiz bu işe. Tamam mı yeğen? Ben de Ali gibi düşünüyorum. Önce güçlenmemiz gerek. Bu işi başarırsak o güç elimizde olacak. Ondan sonra istediğimiz vurgunu yaparız. Asıl vurgunu. Asıl vurgununuzu. Ali. Bakıyorum da dayıya bayağı ısındın. Ne diyeceksen de Ezel. Bir hikaye anlatayım sana. 30 yıl önce eski arkadaşları tarafından kazıklanan bir adam varmış. Dünyanın tepesindeyken çekip indirmişler bu adamı. Arkadan vurmuşlar. Elindeki her şeyi almışlar. Hapse atmışlar. Oğullarını öldürmüşler. Ama o adam pes etmemiş. Öyle bir plan yapmış ki, uygulamak için çelik gibi irade, dayınınki gibi bir zeka gerektiren. Gün gelmiş, adam hapisten çıkmış. Her şeye göğüs germiş. Ve onuru için asıl vurgunu yapmaya soyunmuş. Nasıl hikaye? Bildiğimiz hikaye. Peki. Aynı hikayeyi şöyle anlatanlar da var ama. Aynı adam. En iyi arkadaşına büyük bir kazık atıp yerleşmiş en yukarı. Gün gelmiş, arkadaşı intikamını almış ondan. İndirmiş aşağı. Ama bu adam öyle bir adammış ki bir gün yine o tahta çıkacağını hesap etmiş. Yaşı ilerliyormuş. Yanına gençten bir yardımcı almış. Öyle bir plan yapmış ki intikam kisvesi altında. Önce kaybettiği kumarhaneleri almış. Sonra atıldığı heyete geri gelmiş. Sonra onu en büyük yapan silah ihalelerine el atmış. Öyle bir planmış ki bu. İntikam değil. Tekrar en başa çıkmakmış amacı. Asıl vurgun oymuş. Bu hikaye böyle de anlatılır. Değil mi dayı? Öyle. Öyle. Bu dediklerini unutma yeğen. Hatırla. Çünkü ben unutmayacağım. Hatırlayacağım. Ama ben kararımı verdim. Bu işi yapacağız Ali ile. Ali şimdi gidecek, Eğir'le bu işi bitirecek. Tabii
Eğer Ali'nin bir itirazı yoksa. Var mı bir itirazın Ali? Yok. Madem karar verdiniz, beni niye çağırdınız? Yarımda oldu ya. Nasıl? Yarımda oldu ya. Bu işe inanmıyorsun sen, anladım. Ama sen yanında olursan bu iş doğru gider. Benim görmediğimi sen görürsün. Bu sefer sen benim yanımda ol diye. Yardımcın olayım diye. Arkadaşım ol diye. Arkadaşım. O günden sonra kapandı burası. En son o gün konuştuk seninle. En son o zaman gördüm seni. Ben şurada yerde yatıyordum, doğru mu? Evet. Sen de benim başımda. Üzerinde ne vardı hatırlamıyorum ama kan bulaşmıştı üstüne. Abimin kanı mıydı o? Evet. Öldürülmüştü değil mi? Evet. Son nefesini senin yanında vermiş. Doğru mu? Evet. İyi. Bak bu iyi. Ben o sırada yerde yatıyorum. İnanamıyorum. Olan biten korku filmi gibi. Ramiz tepemde. Nasıl vuruyordu hatırlıyor musun? Evet. Sen ne dedin onun kulağına? Ne dedin de bıraktı beni? Değmez dedim. Değmez. Öldürme. Teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Beni seç demiştim sana. Hatırladın mı? Bütün bunlardan önce. Beni seç. Sen de. Seçtim bile dedim. Başından beri seni seçtim bile. Yalan söyleme dedim sana. Aşık değilsen yalan söyleme. Aşık değilsen katlanırım. Üzülürüm. Ama yaşarım. Yok ama aşığım dersen. Bir de yalansa. Sen ne dedin? Aşığım dedim. Başından beri sana aşığım dedim. Öyle güzel söyledin ki. Öyle güzel baktın ki.
İnanmamak aklıma bile gelmedi. Yalan mıydı? Evet. Teşekkür ederim. Aşkı bana bıraktığın için teşekkür ederim. Kadın kim? Kızım. Uğruna şimdi beni terk ettiğin kadın. Dünyalar güzeli bir kadın. Ama o da senin gibi. Zehirli. Senin gibi mahvedecek beni. Aşık mı sana? Tabii ki hayır. Ama ben galiba ona... Şans dile bana. Dediler. Tamam, nerede buluşuyoruz? Geliyor. Açsana Eyşan, açsana! Kendini öldürecek. İntihar edecek. Duydun mu beni Kenan? Kendini öldürecek diyorum. Sen nerede olduğunu bulabilirsin. Bulmuşsundur belki. Ya bir şeyler yap. Ben niye bir şey yapayım ki Cengiz? O senin karın. Benim niye umurumda olsun ki? Lütfen. Bakarım. Sizi araştırdık. Usulleriniz sertmiş ama iyi dediler. Kurallara açıklamak gerek. Lüzum yok. Çalıştık dersimizi. Çalışsan burada olmazdın birader. Ne der honoriniz? İşi bana verin. Maliyeti yarı yarıya düşüreyim.
Ne yapacaksın? Sırtında mı taşıyacaksın silahları? Sizi dinliyorum Ramız Bey. Sansar işi karayolundan hallediyor. Ben malı denizden getireceğim. Bulgaristan'dan kaptanım getirecek. Ben satıp parayı kaptanla tekrar geri size göndereceğim. Kaptan size parayı verecek. Siz de ona malı vereceksiniz. Teklifim budur. Tamam. Ama işi siz mi yapıyor? Kaptan mı? Bu mu iş dediğin lan? İskeleye kaptan mı diktin? Dayı mısın, iskele babası mı belli değil. Ben müsaadenizle hemen geliyorum. Ne yapardı? Ah buyur. Yok bir şey. Ne yapardım çocuk? Konuş benimle. Sansar'da teşkilat. Senin elinde bir kaptan var. Ne burada tanıdığın var ne Bulgaristan'da. Onun adamı çok, senin adamın. Bana haber verdim de kaptan hazırlansın diye. Hala kaptan diyor ya. Ramız Bey. Neden size güvenelim? Sırf bana değil. Ona da. Teklifim şudur. Sansar'ın Bulgaristan'daki adamı benim kaptanla limanda buluşup malı ona verecek. Kaptan getirecek. Ben satıp parayı Bulgaristan'daki arkadaşa karayoluyla tekrar göndereceğim. Size vermesi için. Sansar arkadaşım o kısmı halledecek. Karayı. Ben de size deniz yolunu açacağım. Mal denizden, para karadan. Hem daha ucuz, hem daha güvenilir. Sansar arkadaşımın bugüne kadar yaptığı işin yarı maliyeti. Ayrıca iki kuvvetli adam. Ne dersiniz? Bir dakika, bir dakika. Sen rahat ol kardeş be. Ben kaptanı çoktan diktim limana. Herkes seni konuşuyor dayı. Nasıl yaptın? Ortak oldum Sansar'la. Ama sen kendin taşıyacaktın silahları. Yine ben taşıyacağım. Bak. Sansar malı yüklerken bir ihbarla yakalanacak. Sansar hapsi boylayacak. Silah piyasasında ben arşınlayacağım. Oldu mu? Anladın mı? Teşekkürler.
Konuşacak mısın benimle? Kutlama yapıyoruz. İşi aldım. Sarhoş musun sen? Görecektin. Senin dediğin gibi yaptım. Tek mermi atmadım. Yumruğumu bile sallamadım. Kardeşimi düşündüm. Tak çözdüm işi. Kardeşin. Gururdu Kenan. Gidiyoruz. Bir araya gelmeniz iyi oldu. Kimse kavga istemez. Herkes aş ister, kazanç ister. Ezel gelmiyor mu? O kavga istiyor galiba. Ben yokmuşum gibi devam edin. Bu görüşmeyi Ali Bey idare edecek bizden. Eyşan yok ortalıkta. Kendine bir şeyler yapacak. Evde küveti doldurmuş. Bir de bıçak almış. Bileğini kesmeye çalışmış. Ne yani, o kadar kolay mı? Adaletin kolayı yok. Bak, ikimiz de sevdik bu kadını. Sen o kadar sevdin ki intikamını alamadın, kıyamadın ona. Ne oldu? Bitti mi şimdi her şey? Hı? O destansı aşkından hiçbir şey kalmadı mı geriye? Ne yapmamı istiyorsun Cengiz? Ona bir şey olmasın istiyorum. Ölmesin istiyorum. Ona bir şey olursa ne yaparım ben ha? Ne yaparım? Siz yaptınız mı anlaşmayı? Nedir? Cengiz, gel de beraber konuşalım. Ne de olsa senin fikrin bu. Sana bir iyilik yapıyorum. Ne oldu? Bu iyilikleri lütfen hesapla, topla. Ne oldu? Kenan. Eyşan'ı buldu. İyi mi? İyi mi? Emin olunca ararım. Sabrımı taşırıyorsun. Ne yapacaksan yap. Herif burada oturuyor. Evet. Bir şey netleştirelim Ali arkadaşım. Burada söylediğin her şey Ramiz'i bağlar mı? Bağlar. Onunla işimizde seni mi muhatap alıyoruz? Beni alıyoruz. Getirme işini, depolamayı sizler yapıyorsunuz. Evet. Sizler de bağlantıyı hallediyorsunuz. Bizler işin politikasına girmiyoruz. %50 sizin. Nasıl bölüşecekseniz. Ne diyorsun? Eski düşmanlar ortak olabilecek mi bu işte? İlk defa olmayacak. Son da olmayacak. Bak bu sefer yatağı alacaksın. Ben de misafir geleceğim sana. Bakalım. Bu sefer hayal değil Ali abi. Bu sefer bak herkesin gözü önünde söylüyorum, yırtacaksın. En tepeye çıkacaksın. İzninizle beyler. Kadehimi kerpeten Ali'ye kaldırıyorum. Hmm.
Daha çok yolun var kardeş. Ama gözünde o kıvılcım var senin. Aramıza hoş geldin kerpeten. Yürü gidiyoruz. Ne? Arkadaşlık yapmam istedin sana. Al benim arkadaşlığım bu. Sen bir sakinleş çocuk. Sen onlar gibi değilsin Ali. Onlar ölüm taciri. Öyle mi para kazanacaksın? Kardeş. Bir ağırdan al ha. Bunların hepsi para için analarını satar. Bakma büyük laflarına. Ezel. Ali arkadaşlığımı istedin benden. Ben de seni çekip çıkarıyorum buradan. Ben bu oyunu böyle oynamayacağım. Çünkü böyle başlar. Önce bir gireyim dersin. Aralarına sızayım dersin. Zaaflarını öğreneyim. Sonra aralarını açayım dersin. Görmüyor musun ne yaptıklarını? Ali bu arkadaşın... Sus! Öyle başlar ama öyle bitmez. Bir kere girdin mi bir daha çıkamazsın. Kardeşini öldürürler öyle çıkarsın. Ali oynatmam böyle bir oyunu sana. Açıl, açıl! Çekil! Harcayacaklar. Sen zengin olduğunu zannederken seni çiğ çiğ yiyecekler. Çünkü bana da yaptılar. Yaptınız. Açıl, çekil! Ezel'e dokunan olursa yakarım. Alayınızı harcarım. Hadi abi. Böyle oynamayalım bu oyunu. Ali. Bu herifler Bahar'ı öldürdü. Bu herifler Mert'i öldürdü. Sırf Serdar değil, hepsi birden. Biliyorum kardeşim. Yürü gidelim. Bizim savaşımızı bizim gibi verelim. Hadi yürü kardeşim. Ben kalıyorum Ezel. Ali abi. Ben kalıyorum. Ömer. Duydun adamı. O kalıyor. Sen gidiyorsun. Gel oğlum. Ne oldu? Can'ı görmem lazım anne. Nerede? Yukarıda. Sana dolmasına izin vermeyeceğim. Ya Ezel abi, sen çok yalnız birisin galiba. Sen? Ben artık hep geleceğim yanına. Yalnız bırakmayacağım seni. Böyle büyümene izin vermeyeceğim canım. Sen beni seviyorsun ha? Öyle galiba. Ama annemi sevmiyorsun değil mi? Hep kavga ediyorsunuz. Hadi bakayım Can, bırak bak Ezel abi sana ders çalıştırmaya gelmiş. Hem o matematik çok iyidir. Hadi. Gel devam edelim.
yerine yazılacak sayma sayılarıyla aşağıdaki cebirsel ifade. Durdurmayacak mısın beni? Durduramam ki. Durduramazsın. Bugün durdursan yarın yaparım. Niye biliyor musun? Çünkü babamı öldürdüm ben. Bu ellerle öz babamı, Allah'ın belası babamı, canımdan çok sevdiğim babamı öldürdüm, vurdum. Şimdi ben yaşar mıyım sanıyorsun? Bir gün daha yaşar mıyım ben? Beni kurtarmanın bir yolu var mı sanıyorsun? Yok Kenan. Hiçbir yolu yok. O yüzden boşuna uğraşma. Hatta bana bir iyilik yapar mısın? Bileklerimi keser misin? Çok insan öldürdüm. Emir verdim, öldüler. Emir verdim, sürüldüler. Emir verdim, işlerinden, ailelerinden ayrıldılar. Biliyor musun, ben sana yalan söyledim. Ezel'in ölüm emrini ben verdim. Mert'in gideceğini bilmiyordum. Bu tarafta Şebnem diye bir kız var. Onu uyuşturucuya alıştırdım bana casusluk yapsın diye. Azad'ı öldürmeleri için insanlarla anlaşma yaptım. 8. 8 buraya Ramiz'i öldürmek için geldi. Yapamadı. Onu uyuşturup kendi ellerimle Ezel'e ben teslim ettim. O zaman sizi tanımıyordum. Kaya Bey'den alıyordum raporları. Bir gün Kaya'ya sordum. Dedim, bu insanlar benim önümde bir engel olur mu? Kaya olabilir dedi. Ben de dedim ki, bana zayıf bir nokta bul. Hepsinin zayıf noktası. Öyle bir zayıf nokta ki çekildiğinde herkes bir tarafa dağılsın. Sonra bir gün Kaya beni aradı. Dedi ki, öyle bir şey var. Öyle biri var. Kenan. Ben toplantıdaydım. İşim çoktu. Basit bir soruya basit bir yanıt verdim. Yapın dedim. Kenan. Ertesi sabah kahvaltıda Kaya Bey bana gazeteleri gösterdi. Bir üçüncü sayfa haberi. Bir kafede esrarengiz infaz. Sonra resme baktım. Dedim ki, çok güzel bir kızmış. Yazık oldu. Sonra kahvaltıma devam ettim. Hala seni öldürmemi istiyor musun? Hatta daha önce sen bana bir iyilik yapmak ister misin? Kardeşinin, Bahar'ın ölüm emrini ben verdim. Olmadı. Bir daha. Kardeşimi öldürdüm. En değerli varlığımı aldın benden. O zaman sen de beni öldür. Ezelciyi sen öldür. Niye? Niye şimdi gelip söylüyorsun? Niye? Çünkü seni yaşatmanın tek yolu buydu. Kendini öldüreceğini beni öldür. Kendinden nefret edeceğini benden nefret et. Babanı özleyeceğine Bahar'ı özle. Babanı öldürdüğün için kendini öldüreceğine, Bahar'ı öldürdüğüm için sen yaşa. Senin hayatta kalmanın tek yolu bu. Niye? Çünkü ben sana aşık oldum. Hayır. Böyle bir hakkın yok. Böyle bir hakkın yok.
Biliyor musun, ben bir kere daha aşık olmuştum. Sonunda ölmekten beter etti beni. Sonuna kadar bekleyeceğimi istedim ki en başından en kötüsünü yap bana. Delisin sen. Kardeşimi öldürdün. Seni seveceğimi mi zannediyorsun? Hı? O zaman öldür beni. Ama öldüremezsen seni hak etmek için elimden ne gelirse yapacağım. Sana asla yalan söylemeyeceğim. Hayatta bir tek sana güveneceğim. Ve günün birinde sen de bana aşık olacaksın. Bugünü hatırlayacaksın. Diyeceksin ki bu adam benim kardeşimi öldürdü. Ama ben onu öldüremedim. Öldür beni. Ben senin kardeşini öldürdüm. Öldür beni. Ben senin kardeşini öldürdüm. Öldür beni. Ya öldür. Kenan Bey, sabahlayacak mısınız bu gecede? Ay. Dinle lan İtolit. Çok mu çalıştın? Bundan sonra çalışmayacaksın. Çok mu sıkıldın? Artık sıkılmayacaksın. Param az geldi, macera mı çok geldi? Hepsi tamam. Bütün şartların kabul. Ama geri dön. Geri dön lan işte. Geri dön be şerefsiz. İşte alasını yaparım ben. Yapmak dert değil. Asıl yapınca, bitince dert. Kimle konuşacağım ben? Kimle kutlayacağım? Anlasana lan işte. Kardeşim oldun sen benim. Bir şartım var. De. Sermaye diyeceğim. Sen de istiyor musun gelmemi? O zaman beni seç. Seni mi seçeyim? Ya Ramiz ya ben. Sen nereden biliyorsun? Biliyorum her şeyi. Çıkıp anlatırım Ramiz'e. Artık dönüşü yok Selma. Beni seç. Beni seviyor. Bana aşık ol. Ama yalan söyleme ne olur. Aşık değilsen yalan söyleme. Katlanırım çünkü. Üzülürüm. Ama yaşarım. Yok ama. Aşığım sana dersen. Bir de yalansa. İşte o zaman yaşayamam. O yüzden. Ya şimdi öldür beni. Ya da beni seç. Sonunda istediğin oldu Necip. İçindesin işin. Son şartı söylememe gerek var mı ha? Var. Duyacağım şekilde söyle. Sonra yanlışlık olmaz. Gördün değil mi bugün olanları? Ezel hepimiz için tehlike. Bizden biri değil o.
Öyleymiş. Doğru yerde, doğru zamanda. O beyler, kağıtlara bakmayalım. Ya. Bana mızıkçı mı diyorsun? En önde gideni. Şebnem, gün kararlaştırdınız mı? Ne günü? Ha, yaza diye düşündük ama. O telefonla mı arıyordun onları? Evet. Kimle konuşuyordun? Kimle? Cengiz'le. Konuyu aç. Hafıza silinmiş. Temizleneceksin demedim mi? Bugünden itibaren. Temizleniyorum zaten. Temizleneceğim tamam. Ama ondan önce Cengiz'le bir daha konuşacaksın. Ne diyeceğim? Çıkıyorlar. Bir durum var. Ne? Merak etme. Enşen iyi. Yüz yüze konuşalım. Sonra. Tamam. Oh be. Söyle bakalım. Bulabildin mi Ramiz'in inini? Onun için gelmedim. Ne için geldin? Bir drink almaya mı? Ezel'den mesaj iletmeye geldim. Anlamadım. Merak etme, bilmiyor. Yani kesin olarak bilmiyor. Öyle bir şey. Sana şu mesajı iletti. Söylesene kızım. Bir teklifi var. Birlikte çalışma teklifi. Nasıl olacak o iş? Ehir'i birlikte indireceksiniz. Sen içeriden, o dışarıdan. Bir planı var. Ben niye kabul ediyorum öyle bir şeyi? Dedi ki, sen Eğri yerine geçmek istiyormuşsun. O da Eğri indirmek. İkiniz bu olayın üstünden yapabilir misiniz? Ulan şu Ezel var ya. De ki, ver telefonu bana. Ortak. Eşen'in nasıl olduğunu sormayacağım mı önce? Sormayacağım. Aferin. İkinci soru.
Neden gireyim seninle böyle bir işe? Benim işlerim yolunda. Planlarım tıkır tıkır işliyor. Ama asıl amacın Eğri indirmek çünkü. Ha bir de Cengiz'sin sen. Bildiğin arkasından hiç çevirmeden duramazsın. Bravo. Ama öyle hop diye giremem takdir edersin ki seninle bir işe. Niyetinden emin olmam lazım. Nasıl olacak o? Bana da kazık atmayacağını bilmem gerek. Bir şey ver. Yani kapora diye düşün. Aklında ne var? Bilmem. Birini ver mesela. Azad'ı ver. Tevfi'yi ver. Ne bileyim senin kadrodan birini ver. Madem bizim Şebnemci'yi de aldın bizden. Peki. Ya. Ali. Ali nasıl? Ciddi misin sen? Ramiz'in yeni veliahtı. İyi kapar olur. Niye veresin ki onu? Amaçlarıma uygun hareket etmiyor artık diyelim. Ulan ortak. Hep söylüyorum. Korkulur senden. Bayıldım ben bu işe. Gitti benim pizza. Bu da kaşarlıymış. Daha güzel. Hoşuma gidiyor. Ona bakalım neymiş o. Bir de onun tadına bakalım. Çiftlik. Siz kendi Sezer'in Kleopatra rüyasınıza sakının. Bu bende. Çok güzelmiş lan. yedi mi Cengiz? Beni de. Tabii ki. Ama Ezel. Galeride söylediklerin. Ne kadar oyun, ne kadar gerçek? Hepsi gerçekti Ali abi. Düşersen çeker alırım seni. Peki ben çıkmak istemezsem? Arkadaşlık zor iş Ali abi. Bazen arkadaşının iyiliği için onun istemediği şeyleri de yapacaksın. İçecekler nerede? Ne kaçırdın? Hoş geldin. Ne haber? İyi. Seni bekliyorduk.